Hayme Hatun'un kızını, Şeyh Edebali'nin kızını istemeye gider Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin işte kurucusu. Ve işte o kız verilir, alınır, neyse o gece orada misafir kalır. Anlatılanı anlatıyorum, olayın kendisi önemli değil de şimdi anlatacağım şey önemli. Ve işte yatma zamanı gelince de yatak serdikleri odayı veya çadırın bölümüne derler ki işte burada yatacağım, buyur. O da girer Osman Gazi, işte yatacak, hazırlanır, bir bakar duvarda bir Kur'an asılı. Güya şöyle düşünerek ki hep böyle anlatılıyor, ben anlatılanı söylüyorum, yoksa o olayın orada şahidi değiliz. Vay, Allah'ın kelamının yazılı bulunduğu bir kitabın olduğu odada ben ayağımı uzatıp yatamam der. Sabaha kadar, bugün 19 Mayıs'ta bilen gençleri heykelin yanında bekletiyor, dikiyorlar. Onun gibi Kur'an, duvardaki Kur'an'ın karşısında sabaha kadar ayakta durduğu söyleniyor. Bu olay oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Önemli olan bu da değil. Fakat önemli olan buradaki anlayış. Yani bu buradaki anlayış, o Kur'an'a saygı nedir biliyor musunuz? O şekildeki saygı, paganist dinlerin saygısıdır. Formellik, tepeden tırnağa formellik arz eden şekilsel bir saygıdır ki İslam kesinlikle Kur'an'a Allah bu şekilde saygı duyulmasıyla ilgili en küçük bir ayette bile dokunmuyor, değil mi? Yani ona saygı duyacak mısınız? Göbeğinizden aşağı alın mı? Öpün, başınıza koyun. Yok bilmem, rafa koyun. Onun daha yukarısına koyun. Bora alçak oldu, oradan da yukarı koyun. Ne kadar yukarı çıkarsanız o kadar iyi olur. Çünkü atlasanız da kavuşamaz, elleyemezsiniz. Böylece ondan bal gibi uzak kalırsınız. Sonunda biz bu çukura düşmüşüz. Onu sayacağız diye. Hani adama der ya bir fotoğrafçı, ya biraz daha geri git, biraz daha geri git, biraz daha resmini çekin derken adam uçurumdan aşağı iniyor, resim çekince hiçbir şey kalmaz. Biz aynen Kur'an'la aramındaki durumu buna döndürmüşüz. Bir toplum peşinen genlerine geçmiş şekilde biz o kitabı anlayamayız diyorsa, el birliğiyle Filipinlisinden Faslısına, Nijeryalısından Kazanlısına kadar o toplum denizi bitirmiş, Karadenizleşme dediğim. Karaya oturmuş yani toplum. Niye halimiz böyle? Birinci olarak bundan duyuyorum.